Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle TYT Geometri Test Okulu testine devam ediyoruz. İkinci test numaramızla üçgen açılarla beraberiz. Birinci sorumuzla başlıyoruz. ABC bir üçgenmiş. BD açıortay, BAC 64, BDC 100 derece olarak verildiğine göre diyor. X kaç derecedir diye sorulmuş arkadaşlar. Şu açı ile şu açının toplamı bir dış açıyı vereceği için 100-64 yani 36 derece olarak bu açıyı buluruz. Madem burası 36, bu da açıortaymış. Burada 36 yapar arkadaşlar. Şu üçgende iç açılar toplamı 180 derece olmalı. Dolayısıyla 100 artı 36, 136 yapar. Bunu 180'den çıkaracak olursak arkadaşlar 44 derece olarak x açımızı bulmuş oluruz. İkinci sorumuza bakacak olursak ABC bir üçgenmiş. BD eşittir BC diyor verilmiş üzerinde. BAC 40 derece ve DBC 50 derece ise diyor. Şuradaki x açısının kaç derece olduğu sorulmuş arkadaşlar. Bakın şu ikizkenar ise şurası 50 derece ise şu üçgende iç açılar toplamı 180 derece olacağı için geriye kalan 130 derecelik açıyı 65-65 paylaştırabiliriz. O zaman şu dış açı şu ikisinin toplamına eşit olacağı için x'e arkadaşlar 25 derece kalmış olur. Dolayısıyla x'imiz 25 derece olarak bulunur. Üçüncü sorumuz. ABC üçgeninde AB eşittir AC ikizkenarlık verilmiş. Aynı zamanda BD'ye de bakın eşitmiş ve BAD 70 dereceymiş arkadaşlar. Dolayısıyla BAD 70 derece ise ikizkenarlıktan dolayı şu açı da buraya eşit olacağı için 70 olarak yazılır. Tamamı 180 dereceydi. Yine 140'tan şurayı çıkarmak için bulmak için 180'den çıkardığımız zaman 40 derece olarak kalır arkadaşlar. Madem şu da ikizkenardı, 40 derece burasıysa burası da 40 derece olmalı. Şu ikisinin toplamı ise bize şurayı veriyordu. O zaman 40 artı ne 70 yapar? 30 derece 70 derece yapmış olur arkadaşlar. Cevap 30 derece olarak bulunur. Dördüncü sorumuzun cevabı ABC bir üçgenmiş. AD eşittir. AC yine ikizkenarlık verilmiş. BAD 40 derece. ABC 35 dereceymiş arkadaşlar. O zaman şu ikisinin toplamı bize şurayı verir. 40 artı 35 75 derece ise burası 75 dereceymiş. Neden? İkizkenarlık var çünkü. Toplamı 150 yapar. Geriye buraya 180'i tamamlamak için 30 derece kalmış olur arkadaşlar. Beşinci sorumuz. ABC bir üçgen, AD ve BD açıortaymış. ACB 40 derece olarak verildiğine göre diyor. ADB x kaç derece diye sorulmuş arkadaşlar. Şu açıortaylarsa bunlara harf verebiliriz. Bakın burası A, burası A, burası B, burası B olabilir. Dolayısıyla şu üçgen, büyük üçgene odaklanacak olursak 2A artı 2B arkadaşlar. Burası 40 derece olduğuna göre 2A artı 2B'miz 180 eksi 40'tan 140 derece. A artı B'miz ise 2'ye bölersek her iki tarafı 70 derece olarak bulunur. Madem A artı B 70 dereceymiş şurada. Geriye kalan x'imiz de şu üçgende bakın 180 derece olacağı için 110 derece olarak bulunur diyoruz arkadaşlar. Evet. Altıncı sorumuz. ABC bir üçgen. AD, CD açıortaymış. ADC 54 dereceymiş. Bize KBL x açımızın kaç derece olduğu sorulmuş arkadaşlar. Yine burada harflendirme yapacak olursak buraya Y, Y diyelim. Buraya Z, Z diyelim arkadaşlar. Y'ler, Z'ler. Şu üçgende bakın toplamında iç açılar toplamı 180 derece olacağı için bakın burası 54 ise şu Z ile Y'nin toplamı arkadaşlar ne olmalıdır? 126 olmalıdır ki toplarsak 54 ile 180'i bize vermiş olsun. Madem burası 126 yani Z artı Y 126 olarak bulunur arkadaşlar. Bakın ben şuraya da A dersem, şuraya B dersem, şuranın tamamı 180, buranın tamamı 180 olmalı. Bakın buradan X'e yürüyeceğim. Dolayısıyla A artı 2Z, A artı 2Z 180'dir. Burada B artı 2Y 180'dir arkadaşlar.
Z artı y 126 ise 2z artı 2y arkadaşlar bunun iki katı olan 252 derece olarak bulunabilir. Dolayısıyla a artı b artı 252 eşittir 360 dereceden. Buradan a artı b'yi arkadaşlar biz 360 eksi 250'den 108 olarak buluruz. Madem a artı b'nin toplamı 108 dereceymiş, şu üçgende iç açılar toplamı 180 dereceden x arkadaşlar 72 derece kalmış olur diyoruz. Evet. 7. sorumuza bakacak olursak ABC bir üçgenmiş. BAD alfa, DAC teta açısıymış. ADC x'miş. Alfa eksi teta, alfadan tetayı çıkarırsak alfa 5 derece daha büyükmüş. Şekilde AD doğru parçasının D ucu, şu D ucu BC üzerinde bir miktar sağa hareket ettirildiğinde, yani şu şuraya şöyle kaymış arkadaşlar. Bir miktar sağa hareket ettirildiğinde alfa eksi teta 25 dereceye çıkıyormuş. Yani alfanın tetadan farkı 25 derece. Yani 25 eksi 5 arkadaşlar 20 derecelik daha bir açı sapması oluyormuş. Şurada. Buna göre x'in değerinin nasıl değişeceğini, bize şuradaki x'i bakın nasıl değişeceğini sormuş arkadaşlar. Bakın şu üçgenle yeni oluşan üçgenin şu açısı değişmiyor arkadaşlar. Şu açıyla şu açı değişiyor. O zaman bu bakın daraldı. Bu daraldı. Bu da genişlemiş oldu ister istemez. Aradaki fark 20 olduğuna göre bakın alfa açısı bu şekilde 10 derece bu tarafa doğru kayarsa arkadaşlar alfa 10 derece büyümüş ya da 10 derece küçülmüş olur. Aradaki fark 20 ekstradan 20 dereceye çıkmış olur. Alfa eksi teta'nın dışında arkadaşlar. Onun için ikisinin farkını aldım. 20 derece olduğuna göre bakın bu 10 derece kaymış olmalı ki bu da 10 derece içeri kayınca aradaki fark 20'ye çıkmış olsun. Daha doğrusu 25'e çıkmış olsun. Dolayısıyla burası 10 derece küçüleceği için burası da ister istemez toplamı 180 derece değişmeyeceği için artı 10 derece artmalı diye buluruz arkadaşlar. 8. sorumuz. AD TD'ye dikmiş. AD eleman AD kesişim BEC'ymiş. BED X'miş. BAD Y açısıymış arkadaşlar. Bize AB eşittir AC dediğine göre Y'nin X türünden değerinin ne olacağı sorulmuş. O zaman ben şöyle harf verecek olursam şu X'e buraya ben A dersem arkadaşlar. Bakın bu iç tersten aynen veya makas diye düşünebilirsiniz. Buraya geçmiş olur. Burası madem ikizkenarsa burası da A olur arkadaşlar. Ne buldum şimdi bakın ben A artı X şurası 90 olduğu için 90'a eşit arkadaşlar. Buranın bakın tamamı 180'e eşit olmalı. O zaman şöyle bir eşitlik yazabilirim. A artı X'imiz 90 derece ise 2A artı Y'imiz de 180 derece olmalı. Şu üçgeni bakın şu üçgeni kullanıyorum. Şimdi buradan ben X'i Y'nin X türünden değerini bulacağım. Şunları taraf tarafa toplayabilirim. Ama ondan önce şurayı eksi 2 ile çarparsam eksi 2a artı 2a götürür birbirini. O zaman eksi 2a eksi 2x eksi 180 derece elde etmiş olurum. 180'ler götürür burası 0 eder arkadaşlar. Eksi 2a artı 2a'yı götürür. Eksi 2x burada y kalır. Yani y eksi 2x 0'mış. O zaman y eşittir 2x eşitliği karşımıza çıkmış olur arkadaşlar. Cevabımız da deniz olarak bulunmuş oluyor. Şuradan a artı x 90, 2 artı y 180 dedik arkadaşlar. Her iki tarafı eksi 2 ile çarptım. Şu taraftan yukarı tarafta eksi 2 a'ları artı 2 a'yı götürmek için eksi 2 x yaptı burası. Burası da eksi 180 derece yaptı. 180, 180'i götürdü. Sıfırlandı bakın. Sonra y eksi 2 x kaldı. Burası sıfır olmuştu. O zaman y eşittir 2 x'i bulmuş olduk. Kameranın azizliğine uğradık. Gözükmediği için bir daha anlatmış oldum. 9. sorumuz arkadaşlar. ABC üçgeninde BAC DBC'ye eşitmiş. EBC noktaları doğrusalmış. ADB X AB'ye Y olduğuna göre diyor. Y ile X arasındaki ilişkiyi bize sormuş arkadaşlar. Bakın şurası çizgi açısıysa şöyle bakın burayı uzatıyorum arkadaşlar. Aynen çizgi buraya ne yapar? Geçer. Şu iki açının toplamı arkadaşlar bir dış açının diğer açının dış açısını vereceği için arkadaşlar x artı çizgi
bize şurayı verir. O zaman zaten bakın bu çizgi burası da çizgiydi. Demek ki o zaman x ne oluyor arkadaşlar? Y'ye eşit olmuş oluyor. Çünkü bakın x artı çizgi, hatta buraya a diyeyim bakın anlamanız için. Buraya da a diyeyim. X artı a, y artı a imiş. A'lar götürür, x eşittir y eşitliğe çıkmış olur arkadaşlar. 10. sorumuz. ABC, AED dik üçgenmiş. ABC, ADE dik üçgenmiş. BE, BK'ya eşitmiş. KD, DC'ye eşitmiş. X açısı verilmiş. Buna göre x açısı kaç derece diye soruluyor arkadaşlar. Madem burası x'miş, ikizkenarlıktan dolayı şuraya da ben x yazabilirim. Hatta şu bakın iç ters açıdan, makastan x buraya geçer. Madem burası x'miş, burada x olur ikizkenarlıktan dolayı. Şu açı ise arkadaşlar 2x olmalı. Çünkü dış açı oluyor. İki iç açının toplamı komşu olmayan dış açıya eşit idi. Bakın şu iki üçgene odaklanacak olursak 90x 2x çıktı. O zaman burası 90'sa şu ikisinin toplamı arkadaşlar 90 olmalı. Yani 2x artı x 3x eşittir 90 dereceden x eşittir 30 derece olarak bulunur arkadaşlar. 11. sorumuz. D1, D2, D3, D4 doğrularla ilgili olaraktan D1, D2 ile D2, D3 ile D3, D4 ile dar açılarınlar oluşturmuşlar ve bunlar ölçüleri birbirine eşit olduğu biliniyormuş. Bakın şöyle göstermişler. D1 ile D4 arasındaki açı 84 derece olduğuna göre diyor. D1 ile D3 arasındaki dar açı, yani şuradaki x açının ölçüsü bize sorulmuş arkadaşlar. Bakın gene şunu kullanacağım. Şurası noktaysa burada noktadır arkadaşlar. Madem burası nokta nokta bakın. Demek ki bu ikizkenar bir üçgenmiş. Bu nokta buraya da geçer. Bakın bu nokta buraya da geçer. Bu nokta, bu nokta, o zaman burası arkadaşlar iki nokta yapar. İki tane nokta yapar. Burası bakın noktaydı. Burada iki nokta. İkisinin toplamı şu dış açıyı verir. O zaman 3.84 derece ise arkadaşlar, nokta açısını ben kaç bulurum? 84'ü 3'e bölüyorum. 2 kere 3, 6, 28 olarak bulunur arkadaşlar. Peki şu açı ne olur? Şu noktayla şu noktanın toplamıdır dış açı olduğuna göre. Yani x 2 noktadır arkadaşlar. Bize bir noktayı 28 olarak bulduğumuza göre 2 tane nokta açımız ne yapar arkadaşlar? 28 çarpı 2 56 derece olarak bulunur. Evet, son sorumuza bakacak olursak ABC bir ikizkenar üçgenmiş. AB eşitmiş AC'ye. AB eşittir AC diyor. O zaman şu açılar eşit olmalı arkadaşlar. Burası 84 derece ise 100 eksi 84 96 yapar geri kalan açılar. 96'yı da 2'ye bölecek olursak şunlar eşit olduğuna göre 48 yapar. 48'in de bakın yarısı 24 burası, yarısı burası olmalı. Şuraya A diyecek olursam burada A olur. Burası ise 48 eksi A olur arkadaşlar. Madem burası 48 eksi A, burası 24. Buranın şuraya toplamı şuraya eşit olmalı. Çünkü dış açıya bakın eşit oluyor idi. İki iç açının toplamı. O zaman 48 eksi A, 48 eksi A artı 24 eşittir A eşitliği çıkar arkadaşlar. Buradan 48 artı 24 58 68 72 eşittir. Eksi A bu tarafa artı olarak geçer. 2A. Buradan A arkadaşlar 36 derece olarak bulunur. Bize ne soruyordu? X'i soruyordu. Madem A 36 dereceymiş. Şurası bakın tamamı 180 derece olur. O zaman 180 eksi 36'dan şu X açımız arkadaşlar 144 derece olarak bulunmuş olur diyoruz. Bir dahaki soru çözümümüzde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.